Efendim, merhaba kainat. Yine bir siyasetin hafızası programında her cuma olduğu gibi 17-17'de 17 dakika siyasetin duayenleriyle buluşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türk siyasetinde çok önemli işlere imza atmış, ülkemizi siyasi boyutta ve güvenlik boyutunda dünyada temsil etmiş, Afganistan'da NATO'nun en yüksek yetkilisi olma görevini üstlenmiş, 37 yaşında bakan ve başbakan yardımcısı olmuş, 27 Mayıs'ı görmüş, 1980 ihtilalindeyken bakanken görmüş ve bugün de siyasette çok örnek, çok duayen, her zaman akıl aldığımız, danıştığımız değerli büyüğümüz, değerli abimiz, sevgili Hikmet Çetin'le beraberiz. Kendisi bu teklifimizi kırmadı. Biz de Ankara'ya geldik onunla bu programı yapmak için. Çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğiniz için. Sayın Bakan. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani iyi özetlediniz ama 12 Eylül'de bakan değildim. Öyle mi? Evet, biz ayrılmıştık. Sayın Demirel'in azınlık hükümeti vardı. Yani biz şeyden önce, 80'den önce 79'un 12 Kasım'ında hükümetten istifa ettik. Sayın Demirel'in azınlık hükümeti vardı. Yani milletvekildim ama şey değildim. Millet bakan değildim. Ama yine o dönemi gördünüz tabii. Tabii yaşadım. En canlı tanıyı. Yaşadım. Hatta 12 Eylül'de ben Avrupa Konseyi üyesi olduğumuz için bazı arkadaşlarla beraber bir toplantı için Paris'teydik. 12 Eylül olduğu zaman. Şimdi size ben bugün Türkiye'deki güncel şartı sormak istemiyorum. Çünkü bunu herkes yaşıyor. Yetmez size anlatmaya. O kadar bu konunun bilgisi var ki bunu ayrıca başka bir program yaparız. Uzun uzun konuşuruz. Ama evet, ben sizden dünya siyasetini, bu Orta Doğu'daki gelişmeleri, Avrupa'daki gelişmeleri, Amerika'yı, Trump'ı, bu komşularımız olan ilişkileri soracağım. Bir de tabii gençlere neler tavsiye edersiniz? Sokağı nasıl görüyorsunuz? Tabii. Buyurun efendim. Efendim, tabii ben esasında diplomat değilim. İktisatçıyım temelinde ama olaylar, gelişmeler beni Dışişleri Bakanlığı ve bir anlamda da dış politikaya yakın ilgi hale getirdi. Çünkü benim Dışişleri Bakanlığı döneminde yeni bir sayfa açıldı dünyada. Sovyetler Birliği barışçı bir şekilde, kan dökülmeden dağıldı. Aynı şekilde Yugoslavya'da kanlı olaylar oldu. Ve küçük Yugoslavya'dan 7 tane bağımsız devlet çıktı. Sovyetler Birliği'nden yeni cumhuriyetler çıktı. Bütün bunlar benim tanıklık yaptığım döneme rastladı ve ben Dışişleri Bakanıydım. Tabii dış politika aslında çok önemli bir konu. Çünkü dış politikada yapılan bazı yanlışlıklar kolay düzeltilemez. Hatalar kolay düzeltilemez. Onun çok büyük etkileri olur. O bakımdan başından beri, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri çok dikkatli bir gerçekçi dış politika izlenmiştir. O da nedir? Yurtta barış, dünyada barış. Fakat bundan daha önemlisi Atatürk'ün 1932-33'lerde sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Genel Sekreterine söylediği bazı laflar var. Örneğin Sovyetler Birliği'nin İstiklal Savaşı sırasında çok büyük destek ve yardım yaptığını ama bizim rejimimizle onların rejiminin farklı olduğunu, fakat dış politika yürütürken, politika izlerken Sovyetleri tehdit edecek veya Sovyetleri aleyhine olabilecek davranışlardan çekinin diyor. Yani onları hiçbir şekilde tehdit edebilecek veya bir şekilde olumsuz etki yapacaklardan çekinin diyor. Batı emperyalisttir diyor. Biz bazılarıyla savaşarak bağımsızlığımızı kazandık. Ama değer yargılarımız orası diyor. Değer orası. Fakat bunu da yaparken kesinlikle emperyalist ülkelerin amaçlarına hedef alet olmayacaksınız diyor. Orta Doğu ve Arap dünyası
ortak tarihimiz var. Ortak yanlarımız çok, dinimiz ortak, birçok şeyimiz ortak. Kesinlikle iç işlerine karışmayın diyor. Evet. Sormadığı sürece akıl vermeye de kalkmayın. Şimdi bugün geriye dönüp baktığımızda Orta Doğu'da bir şekilde o bataklığın içine düşmek durumunda kaldık. Çünkü başta yapılan bazı yanlışlar bu sonuçları doğurdu. Yani bana göre baştaki yanlışlıklar Afrin'i zorunlu hale getirdi. Neydi o yanlışlıklar? Şimdi ilk Esad'la ilişkisini kesen Türkiye oldu. Tabii ki Esad'ın diktatörlüğü, hepsi bunlar, diktatörlüğü, rejimin özelliği, hepsi biliniyor. Ama bizim komşumuz. Biz ilk ilişkiyi kestik. Şimdi bugün karşılaşılan olaylar olmaması için, yani Kuzey Suriye'de bugün haklı olarak olan olayların önlenebilmesi için başlangıçta iki yol vardı bence. Bunlardan bir tanesi Esad'la ilişkiyi kesmemek. Yani o diyaloğu kesmemek. İkincisi de Kuzey Suriye'deki Kürtleri yanına almak. Yani Türkiye'nin yanına almak. Biz bir şekilde ikisiyle de zaman içinde savaşmak durumunda kaldık veya karşı karşıya gelmek durumunda kaldık. Bana göre bu politikalar sonunda Afrin'e müdahaleyi zorunlu hale getirdi. Aynı şekilde baktığımızda birçok komşularımızla ilişkilerimiz iyi değil. Yani Irak'la şeyler oldu. Yani siyah beyaz oldu. Bir gri alan olmadı. Bir ara merkezi Irak hükümetiyle ilişkilerimizi bir şekilde donarak tamamen Kuzey Irak'la ilişkileri sürdürdük. Sonra orayı da keserek tekrar Bağdat'a döndük. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Yani dış politikada aslında gereken özen gösterilemedi. Bir de tabii bazı konular var. Milli konularda birlik olması lazım. Fakat Türkiye'deki yönetim biçimi o birliği bir araya bir birliği sağlayamıyor. Yani bunun sağlanabilmesi için bir kere diyaloğun çok iyi sürmesi lazım. Halbuki Türkiye'de bugün aslında zannediyorum sokaktaki vatandaşın da memnun olmadığı bir siyaset dili var. O siyaset dilinin mutlaka değişmesi lazım. Yani ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir siyaset dili yerine kavrayıcı, bütünleştirici bir dil kullanmak lazım. Bence bunun ben önemli konu olarak görüyorum. Bu tabii hepsini etkiliyor. Dış politikayı etkiliyor, iç politikayı etkiliyor. Uzlaşmayı etkiliyor. Ekonomiyi etkiliyor. Hepsini etkiliyor. Hepsini etkiliyor. Yani ben çok eskiden beri ben mecliste 1977'de girdim. Tabii ki siyasi partiler arasında rekabet olur. Ciddi rekabet de olur. Ama hiçbir zaman ağza alınmayacak şekilde hakaretler olmazdı. Bugün yani karşılıklı olarak söylenen bazı lafları ben burada tekrar edemem. Yani onları ben hiçbir hayatımda tekrar etmedim, bugün de tekrar edemem. Bunların Türkiye'ye çok ihtiyaç duyduğumuz kavrayıcı, bütünleştirici bir politika olmaktan uzaklaştırıyor. Yani insanlar giderek kendini ötekileştirme durumunda görüyor. Bu ötekileştirmenin kimseye bir yararı olmaz. Seçim kazandırabilir. Ama ondan çok daha önemli olan ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahıdır. Her türlüsüyle, yani etnik yapısıyla, mezhep yapısıyla, farklı düşünceler yapısıyla bir kavrayıcı bir dile, diyaloğa ihtiyaç var. Bu bana göre Türkiye'nin en önemli sorunlardan biri diye görüyorum. Peki, şimdi sokakta, sokağı nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi o sokağa da yansıyor. Bana göre sokağa da yansıyor. Şimdi tabii Türkiye'nin önemli bir ekonomik sorunları var. Önemli dış politika sorunları var. Sokağa da ben yansıdığını görüyorum. Yani sokaktaki insan da bir şekilde kendini kaplaşmış görüyor.
Yani kamp durumuna göre karar veriyor. Neredeyseniz karşı tarafta mısınız, bende misiniz hikayesi var. O yanlış. Yani mesela ben Sayın Cumhurbaşkanımızın parti kongrelerinde devam dolaşarak o dili kullanmasını uygun görmüyorum. Yani herkesi birleştirecek sorunda olan Sayın Cumhurbaşkanıdır. Yani bu birisinin bu görevi üstlenmesi lazım. O çok partili hayata girdiğimizden beri genellikle Cumhurbaşkanı olmuştur. Yani Cumhurbaşkanı bütün herkesle diyaloğu olan, onları bir araya getirebilen ve onları bütünleştirebilecek, belirli konular etrafında bütünleştirecek kişidir benim gönlümdeki Cumhurbaşkanı. Öyle de olmuştur. Yani çok dikkatli davranmıştır. Zaman zaman ters olaylarda olmakla birlikte genellikle böyle olmuştur. Halbuki bugün tabii iki şapka olunca da problem çıkıyor. Yani bir parti genel başkanı olarak kongrede, il kongresinde konuşuyorsunuz. Orada kullandığınız bir dil var. Buna karşılık hepimizin Cumhurbaşkanı olarak kullanmanız gereken başka bir dil var. Onun olmaması için tabii parti üyeliği olabilir. Ama ben bu aktif ve bir parti genel başkanlığını uygun görmüyorum. Yani bu bana göre oradan kaynaklanan bazı sorunlar var. Evet, yani baktığınız zaman Cumhur'un başkanı mı, partinin başkanı mı? Tabii Cumhurbaşkanı olarak ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan Cumhur'un başkanı. Çünkü orada şeye giriyorsunuz, karmaşaya. Yani her etnik grubun, her ayrı dinden olanın, her ayrı mezhepten olanın Cumhur, yani hepsinin başkanı. Benim de Cumhurbaşkanım, sizin de. Tabii. Ama kongresinde ben Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğum için benim partimi sürekli ikramda bulunuyor. Bu bir aşağılıyor. İşte yani bu bir Cumhurbaşkanı bu olmuyor yani. Tabii. Cumhurbaşkanının cumhura kucaklaması lazım. Tabii bu bir çelişki. Yani şimdi başkanlık olan başka ülkelere baktığınız zaman böyle bir durum yok. Zaten Avrupa coğrafyasında parlamenter sistem var. Ben başından beri parlamenter sistemden yana olan biriyim. Tabii ki değiştirilmesi, reform yapması gereken yanları olabilir. Ama başkanlık sistemine gittiğin zaman da bunun, bu Amerikalıların check ve balance dedikleri, yani kontrolü olan kuvvet ayrımları çok iyi belirlenmiş ve bunu dengeleyen bir durumun olması lazım. Bu nedenle yani bir an önce o hepimizin cumhuru ve herkesi kucaklayan bir duruma gelmesini diliyorum. Ben de aynı karakterim. Yani cumhurun başkanı olsun. Evet, evet. Sonuçta biz oy vermesek de kendisine, ama lakin seçildi. Seçildikten sonra tabii, bizim de cumhurbaşkanı. Tabii, yani tabii. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Tabii. Başka bir şey. Evet, evet. Sonuçta o da demokrasiyle seçildiği için. Evet. Demokrasiye saygı duymak gerekiyor. Çok, tabii, tabii, tabii. Tabii. Siz mesela genç yaşta bakan oldunuz, meclis başkanı oldunuz, dışişleri bakanı oldunuz ama görüyorum bir süre sonra siyaseti, aktif siyaseti bıraktınız. Ama sizinle beraber siyasete giren, hala siyasette aktif rol almak isteyen büyüklerimiz var. Tabii ki tecrübe çok önemli ama siyasetin biraz gençleşmeye ihtiyacı var. Yani tabii ki var. Genç bir nüfus. Yani Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülke. Her şeyden önce kafanın genç olması lazım. Beynin genç olması lazım. Yani her genç tabii ki olması lazım ama her gencin de kafasının da genç olduğunu görmek lazım. Bunun yolu da eğitimden geçer. Türkiye'nin bana göre en önemli sorunu da eğitim. Yani eğitimin kalitesi. Bilgiye, fene dayalı bir eğitim sistemi. Bilgiye ve fene dayalı bir eğitim sistemi, laik bir eğitim sistemi. Çünkü laiklik aslında her gün daha iyi görülüyor ki özellikle demokrasi, İslam, Müslüman bir dünyada, Müslüman bir toplumda laiklik demokrasinin en önemli güvencesi. Ve eğitim de bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Baktığımız zaman bunca yıl geçirmiş olmasına rağmen bugün eğitim Türkiye'de bir sorun. Yani eğitimin kalitesi giderek düşüyor. Bu Türkiye'nin geleceğini etkileyecek olan bir durumdur. Çünkü dediğim gibi fene
matematiğe, bilgiye dayalı bir laik eğitim sistemine ihtiyaç var. Bu konuda Türkiye halen bir arayış içinde, halen bir karışıklık içinde. Bunun bir an önce bence düzeltilmesi lazım. Eğitim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Kitap okumayan bir toplum olduk aslında. Ya şurada çıktı, okunu anlamayan bir toplum çıktı. Okunu okuduğunu anlamayan bir şey çıkıyor. Ben yani çocuktum, mesela salon mobilyalarında kütüphane vardı. Duvardan duvara kütüphaneydi her taraf. Ama şimdi bakıyorsunuz salon mobilyalarında ev değil, evde kitap. Yani aslında çok acı bir olaydır gelişmelere baktığımız zaman. Türkçe okuduğunu anlamayan bir eğitim sistemi var. Okuduğu kitap bakımından inanılmaz gerideyiz. Onun için ben eğitim sisteminin aslında kalıcı bir halde fene, bilgiye, geleceğe yönelik layık bir eğitim sistemi aslında Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki gelişmesinin en önemli araçlarından biri olarak görüyorum. Bu genç nüfusun büyük bir avantaj. Çok önemli bir avantaj. Ama bu genç nüfusun iyi eğitilmesi lazım. İyi eğitilirse, gerekli dediğim yönde bir eğitim verilebilirse Türkiye'nin bana göre en büyük potansiyeli ve önemli kazançlardan biri. Ve ben gençlerin siyasete de atılmasını da çok başından beri özendiren bir kişi. Ben gençlik kollarından geldim. Ben siyasete 1956 yılında mülkiye girdiğim zaman CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliğinden başladım. Çünkü siyasetin eğer iyi yönetim istiyorsa insanlar sorumluluk almalıdır. Bizim genel başkanımız Erdal Ünün'e bir gün soru sordular. Beraber yazman genel sekreterim. Toplumda şöyle bir şey vardı işte. Erdal Bey fizikçi, dünyada tanınan önemli bir kişi. Bu politikada ne işi var diyen düşünenler vardı. Buna benzer bir soru soruldu. Niye politikaya geri döndün diye. Söylediği laf şu. İyi ülkenin iyi yönetilmediğini gördüğüm için politikaya atıldım. Bu demedir ki eğer insanlar, gençler iyi yönetilmediğimizi düşünüyorlarsa bunun yolu dışarıda kalarak iyi yönetilmiyoruz demek değil. Olanak buldukça bu siyasete girmeleri lazım. Ve o düşündükleri, hedefledikleri bizlerin belki yapamadığı iyi yönetimi sağlayamalarının yolu oradan geçiyor. Evet. Yani ben onun için her yerde bunu söylüyorum. Eğer değişim istiyorsanız, değişime katkı yapmak istiyorsanız bunun yolu siyasettir. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli büyüğümüzden tavsiyeleri aldık. Gündeme dair, dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Umarım o verdiği en son bölümdeki öğütler de kulağımıza küpe olur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şen kalın, hoşça kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.